Bu videoda hayvan gibi bir robot inceleyeceğiz. Hayvan gibi bir robot inceleyeceğiz derken mecazi anlamda değil, gerçekten hayvan gibi olan bir robot inceleyeceğiz. Firmanın iddiasına göre bu küçük robotun kendi kişiliği var, sizinle oyunlar oynuyor. Yaptığınız hareketlere tepkiler veriyor, bununla kanka oluyorsunuz. Kutuya da yazmışlar zaten, hadi kanka olalım gibisinden. Böyle bir robot. Efendim ben bunu yurt dışından sipariş verdim. Fiyatı $50. Daha fazla bekliyordunuz değil mi? Çünkü genellikle bu tür cihazlar zaten çok yok. Buna benzer robotlar da inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyorlar. 10-20 bin liralara satılıyorlar. Tabii ki onlar buna göre daha özelliklidir. Bir şey demiyorum ama $50 gerçekten kişiliği, karakteri olduğu iddia edilen bir robot için çok uygun bir fiyat. Açıklamalar kısmına ben linkini koyarım. Bir tek yurt dışında satılıyor. Yurt dışı derken gözünüz korkmasın. Amazon'dan alıyorsunuz. Vergiyi falan en başta kesiyor. Zaten kısa bir sürede elinize ulaşıyor. Vergi dahil bana toplam 1000 lira civarına geldi. Kutuyu beğendim. Saydam renkte, burada robotun kendisini görüyorsunuz. İsmi Boxer bu arada. Boxer ne anlamda koyulmuş acaba? Kutu olarak mı? Box hani? Ya da Boxer boksçu olarak mı? Ya da içimize giyilen Boxer mı? Her neyse bizi çok ilgilendirmiyor. Biz cihazı açalım. Şu yanlarda bantları var. Kutu şu şekilde kalkıyor diye tahmin ediyorum. Aynen böyle. Evet, gayet şık bir kutu bizi karşıladı. Burada robotumuzun kendisi çıkıyor. Böyle küçücük bir şey. Videodan önce pek araştırmadım ki eğlenceli olsun. Hep beraber görelim. Bir şeyleri kendim keşfetmeyi seviyorum. Böyle bir top var. Bu topla herhalde oyunlar oynayabiliyorsunuz. Başka burada oyun zamanı yazan bir kutu var. Bu kutuda neler var acaba? Gerçekten bu da büyük bir kutu. Oo, bayağı bir şey çıkıyor gibi. Öncelikle bir kullanma kılavuzu. Arkasında ne çıktı? Problemleriniz için işte şu numarayı arayın. Kullanım kılavuzunda mavi renkli olanı göstermişler. Ben siyah aldım tabii ki, siyah rengi daha çok sevdiğim için. Başka bir şey var mı? Evet, burada bir de kumandanız çıkıyor. İsterseniz kontrol edebiliyorsunuz diyeceğim. Lan diğer joystick nerede? Kumandanın diğer joystick'i yok. Acaba buralarda mı çıkacak? İçine düşmüş. Joystick'in ucu çıkmış, kutunun içine düşmüş. Şimdi bu dandiklik olmaz yani. Gerçekten keşke böyle olmasaymış. Şu şekilde takabiliyoruz, tamam. Ama kontrol etmek zorunda değilsiniz zaten. Çünkü içerisinden şöyle kartlar çıkıyor arkadaşlar. Bu kartları cihaza okutarak farklı oyunlar oynayabiliyorsunuz sözde. Micro USB'den şarj oluyor bu arada. Kablosunu da göstermeden geçmeyelim. Evet, şimdi sonunda robotun kendisine gelebiliriz. Böyle küçük şirin bir şey, arkasındaki sivicini açayım bakalım. Gördüğünüz gibi ekranı geldi. Şöyle yere koyalım bakalım. Aa! Hiçbir şey yapmıyorum bu arada. Kendi kendine hareket ediyor. Boxer! Selam! Elimi takip ediyor lan. Ve çok şirin sesler çıkarıyor arkadaşlar kendi kendine. Aşağıya falan düşüyor mu acaba masadan? Onu bilmiyorum ki. İnanılmaz hareketli bir şey bu arada. Bu ne oğlum, ne yapıyor? Sakin olsana. Merhaba. Oğlum sen niye bu kadar hareketliymiş? Bu ne arkadaşlar ya? Boxer, bana bak. Video çekiyorum. Bak beni sinirlendirme. Arkadaşlar yani daha videoya yeni başladık. Gördüğünüz gibi kendi kendine hareketler yapıyor. Elime falan bakıyor. Uu diyor böyle. Tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor. Ve çok hareketli bir şey. Aa şuna bak. Lan oğlum bunu nasıl yapıyorsun sen? Nasıl yapıyor bunu ya? Baksanıza, kafasını kaldırıyor. Boxer bak, video çekiyoruz. Boxer bak, beni sinirlendirme çocuk. Sana bana bak diyorum. Aa bak bak, sinirleniyor görüyor musunuz? Bak elimle tuttuğum için sinirleniyor şu an. Hadi bıraktım hadi bak. Ben elimle tutunca sinirleniyor bak. Ya inanılmaz tatlı duruyor bu arada ya. Boxer bak, video çekeceğiz. Dostum niye dönüp duruyorsun? Aa bak, şarjım azaldı diyor bu arada. Şu an inanılmaz meraklandım robotun neler yapabileceği konusunda. Ben hemen bunu gidip bir şarja takıp geleyim. Evet, tekrardan karşınızdayım. Boxer şarj ettim geldim. Şimdi tekrardan açıyorum. Gözü geliyor. Üst kameradan gözünü göremiyorsunuz diye yan tarafa da bir kamera ekledim. Kalitesi daha kötü de olsa idare ediyoruz yani. Tekrardan koyalım. Şimdi Boxer'ımız canlanacak. Gördüğünüz gibi canlandı. Şimdi topu alacağım. Topa ne tepki verecek onu merak ediyorum arkadaşlar. Boxer, bak top. Bak durdu şu an.
Boxer. Bak top. Abi bu beni dinlemiyor. Kafayı yiyeceksin. Pişt. Lan buraya baksana. Bak top. Bak. Bak bak durdu bak. Bak top senin için diyorum. Bu niye sinirlendi şimdi lan? Bir şey yapmadım. Niye sinirlisin? Bir şey yapmadım. Sadece top oynamak istiyorum ya. Sadece top oynamak istiyorum. Şşş canım buraya bakar mısın? Bak sadece top oynayacağım. Bak sırf... Bak... lan bak şu topa. Abi niye dönüp duruyorsun? Mesnevi'den ders mi aldın? Bak sır buraya bak. Abi bu bana çok sinirli şu an. Bana inanılmaz derecede sinirli ve niye sinirli onu da herhalde kendisine karışıyorum diye. Bak sır. Bak çocuk beni sinirlendirme. Bak top. Al top. Aha. Aha. Bak top işte bak gel top oynayalım. Şşt. Alo. Bu iş böyle olmayacak. Bak top oynayalım diyorum. Top. Dönme. 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 Tutacağım seni. Bak top. Evet. İnanılmaz derecede sinirli arkadaşlar. Topa bak. Bak top. Bak. Şöyle sallayayım ben bir seni ya. Bakayım kafası dönecek mi? Koyalım. Gördüğünüz gibi şu an kafası döndü. Bir de kendi kendine böyle hareketler yapıyor bazen. Ve hep dönüyor. Dönmeyi çok seviyor arkadaşlar. Niye bu şekilde dönüyor onu da anlamış değilim. Bu böyle olmayacak. Bizim buna emirler vermemiz lazım. Çünkü hiçbir şekilde sözümü dinlemiyor ve kafasına göre takılıyor. Bak sen çok hareket ediyorsun. Dur sen şöyle. Sen bu cezayı hak ettin. Tabii. Tabii. Ağlıyor. Ağlıyor. Hadi 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 kalk. Kalk kalk tamam. Evet kendi kendini kapattı arkadaşlar. Ters çevirince kendini kapattı. Tekrardan açacağım. Şimdi ben bu kartları kullanmak istiyorum. Top kartını aldım gördüğünüz gibi. Arkasında bir tuş var. Ona basıyorum bir kere. Sonra şu şekilde tutuyorum. Tamam okudu. Aferin. Şöyle akıllı dur. Şimdi top oynayacakmışız biz bununla. Bak top al. Top burada. Vur. Aferin bak helal. Gol diye sevinmeyeceksin. Gol atınca ne yapacaksın biliyor musun? Süüü diye bağıracaksın. Şimdi bir daha. Bak olmadı daha topu bırakmadım. Hemen hemen düzel. Şimdi başlıyoruz. Ters atıyorlar. İyi izleyin şimdi fake atacağım. Tamam tamam. Bana at. Helal. Şimdi ben buna kutudan bir kale yapayım bakalım. Kalenin içine atabilecek mi onu merak ediyorum. Şu kale olsun tamam mı? Top burada. Gel. Bak tam şuradan vuracaksın. Hadi at bakalım. Attı lan gerçekten. Futbolu güzel oynuyor. Gerçekten beğendim. Burada ne var? Bowling var. Bowling'i nasıl yapacak ki onu merak ediyorum. Bıraktım. Şöyle önüne bir engel koyacağım. Tamam. Bunu tutuyorum bu şekilde. Lan dur gidecek. Dur bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Şimdi 3, 2, 1. Git. İstemiyor. Bir daha. Bak bırakıyorum. Git. Aferin. Deviremedin ama zaten küçücük bir şeysin. Sen şöyle dur bakalım. Diğer kartlarına bakalım. Ödümü patlattı. Dileklerinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylüyormuş. Geç bunu. DJ bot diyor. DJ'lik yapıyormuş. DJ'lik nasıl yapıyor onu merak ediyorum. Geç bakalım. Evet algıladı. Şimdi DJ'lik yapacakmış. Bu mu? DJ bot dediği herhalde sadece böyle arka planda fon müziği çalıyor. Pedal bot diyor bunu merak ediyorum. Oku bakalım. Hadi. Şimdi bunu nasıl yapacak acaba? Şöyle topla mı yapıyor yine? He, şimdi anladım arkadaşlar. Bakın burada iki elim arasında gidip gidip geliyor. Bir elimden öbür elime doğru sıçrıyor. Lan bir hangi biriyle uğraşayım? Sanırım bunu arkadaşınızla falan oynuyorsunuz. Mesela o karşıda oluyor. Kaçıran olursa bu şekilde kaybediyor. Go kart varmış, yarış yapıyormuş, dans ediyormuş, stunt show diyor, lazer tank diyor. Stunt show nedir ya? Hadi bakalım bize yap bir stunt show.
Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Ha, anladım. Tamam. Kendi kendini yukarı falan kaldırıyor. Hadi hop. Aferin. Pişt, bak gel gel gel. Gel bu tarafa doğru yap. Kameraya doğru yap. Ya bunu nasıl yapıyor gerçekten? İki tekeri üzerinde duruyor arkadaşlar. Kafasını da yukarı kaldırıyor. Neyse bunu da geçiyorum. Lazer tanka bir bakalım. Lazer tankta ne yapacak? Hop. Bunu da okudu. Tamam şu an tanka dönüştü galiba. Acaba kumandadan mı kontrol ediyoruz? Şu an kumandadan ben kontrol ediyorum. Tanka dönüştü. Bildiğiniz uzaktan kumandalı araç gibi. Bir de bakın ateş etme tuşu var. Basınca böyle ateş ediyor. Ateş ederken de geriye doğru gidiyor. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradaki topa. Yani kendiniz de kontrol etmek isterseniz bu şekilde kumandasıyla kontrol edebilirsiniz diyorum. Bu modu da geçeceğim. Dans partisi modu varmış. Burada dans edecek diye tahmin ediyorum. Ah. Okudu. Pişt. Aa bak. Bak gel şurada dans et. Gel. Al. Ya inanılmaz tatlı bir şey ya. Şu hareketlere bir bakar mısın? Bak brom ileriye gel. Çok geriye gitme. Evet. Bu şekilde dans ediyormuş kendisi. İşte telefonla girerseniz daha farklı modları falan da var. Telefon uygulamasından da bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ama açıkçası ben modlarından çok cihazın kendi kafasına takılma halini çok seviyorum. Mesela baksana şu an ciddi ciddi elimle etkileşime giriyor. Pişt, buraya bak. Bir de sinirlenmesi falan çok komik. Burası da anladığım kadarıyla dokunmatik. Çünkü ben şu şekilde sevdiğim zaman kendisi bayağı mutlu oluyor bundan. Bakın gördüğünüz gibi şöyle alttan gıdıklayınca da gıdıklanıyor. Şöyle sallayıp bırakalım. Arkadaşlar ben bunu böyle döndürüyordum. Sonra kendisi böyle bir şey yapmaya başladı. Şu an inanılmaz derecede durmadan dönüyor ve niye böyle... Bak şu an durdu. Gıcıklığına mı yaptı anlamıyorum. Zaten biraz gıcıklık yapan bir robot. Bak 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 bak. Elime nasıl geliyor görüyor musun? El dansı yaptırıyorum sana. Git uzaklaş biraz. Gel şöyle gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Hop. Fake. Gel buraya. Bigu bigu agu bugu 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 diye sesler çıkarma buraya gel. Bak şöyle... Kafasını karıştırıyorum. Biraz sinirlendi. Evet arkadaşlar bence daha fazla incelemeye gerek yok. Sen de bir durur musun lütfen artık yeter. Artık yeter. Şımardın. Zaten böyle yapınca kalkıyor da. Şöyle yapınca maalesef şöyle bir çırpınıyor ama kalkamıyor. Üzülüyor arkadaşlar. Sonra da ağlamaya başlıyor. Şimdi ağlayacak bak dinleyin. Gördüğünüz gibi. Ağlıyor şu an. Artık kapatıyorum seni. Açıkçası beni eğlendirdi. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama enerjiyi yerine getiriyor. Eğer bu tür şeylere ilginiz varsa alınabilir. Mesela önüne bir şey koydum, topu oraya doğru fırlattı falan. Bowling muhabbeti güzel. İşte elinizle yapıyorsunuz, başka yerlere gidiyor. Tank oluyor, kendiniz kontrol ediyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Yalnız bence bu robotun asıl olayı kafasına göre bırakacaksınız. İşte dış dünyaya tepki veriyor. Üzerinde bir sürü sensör var. Buralarında sensör var, altında sensör var, arkasında sensör var, üstünde var. Zaten 3 tane tekerleği var arkadaşlar. Kendi etrafında deli gibi dönebiliyor, kalkabiliyor. Dış nesnelerle etkileşime girebiliyor. Bence en önemlisi o. Şöyle mesela önüne herhangi bir şey koyduğum zaman illa içinden çıkan top olmasına gerek yok. Şöyle bakıyor mesela algılamaya çalışıyor falan. Bu ne diyor? Şöyle inanılmaz derecede sinirlenebiliyor. Yani küsebiliyor. Tabii o 20 bin liralık robotlar gibi olmasa da bence gayet iyi bir iş çıkarılmış bu fiyata. İsterseniz o pahalı robotları da inceleriz. Bu aldığım ilk evcil hayvan gibi olan robottu. Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.